Sinem Özen'le Lezzet Köşesi başlıyor. Hayırlı pazarlar sevgili seyirciler. Bugün sizlere şekerpare tarifini beraber yapacağız. Malzemelerimiz 250 gram tereyağı, yarım çay bardağı irmik, ince irmik, bir parmak kadar pudra şekeri, kabartma tozu, 4 tane yumurtamız var. Hemen hemen de aldığı kadar da yarım kilo, yarım kilodan birazcık daha fazla unumuz gerekiyor. İlk olarak yumurtalarımızı kırarak başlıyoruz. Üç tane yumurta, bir tane de yumurtanın beyazı hamurumuzun içine girecek. Yumurta sarısını da hamurlarımızın üstüne koyacağız. Şimdi tereyağını ekliyoruz. Tereyağda dikkat etmemiz gereken husus oda sıcaklığında olması. Arkasından yarım çay bardağı irmiğimizi, bir parmak kadar pudra şekerimizi, yeteri kadar da unumuzu katıyoruz. Hemen hemen yarım kilo kadar. Hamurumuzdaki püf nokta yumuşak olması. Bu şekerparemizi arzu ettiğinizde buzluğa koyup misafiriniz gelmeden evvel çıkartıp sıcak şerbetin içine de koyup hazırlayabilirsiniz. Şimdi üzerine yumurta sarısını süreceğiz. Bolca sürebiliriz ki güzel parlaklık kazansın. Önceden ısıtmış olduğumuz 200 derece fırınımıza hemen hemen 20-25 dakika kadar pişiriyoruz. Hemen hemen 20-25 dakika kadar şekerparelerimizi pişirdikten sonra fırınımızdan çıkartıyoruz. Sizlere bir püf nokta daha söylemek istiyorum. Bu şekerparede benim yapmış olduğum yöntem şekerparelerin üstüne şurup değil, şekerpareleri şurubun içine atmak. Sıcak şurubun içine atıp hemen hemen 10 dakika kadar bekletmemiz gerekiyor. O zaman şekerpareler şurubunu çok daha güzel emmiş olacaklar. Şekerparemizin şurubu ise 1 kilo şeker, 1 litre 200 gram kadar da su. Hemen hemen 10 dakika kadar pişireceğiz ve şurada görmüş olduğunuz gibi çok ince dilimli de bir limon koymamız gerekiyor. Beraberinde pişebilir 10 dakika kadar. Yani 10 dakikadan fazla pişmesin, kaynamasın. Sevgili seyirciler, 10 dakika kadar şekerparemizi şurubumuzun içinde beklettik. Şimdi dikkatli bir şekilde çıkarabiliriz. Fazladan pişirmiş olduğunuz şekerpareleri soğuduktan sonra buzluğunuza koyup
herhangi bir misafiriniz geldiği zaman da çıkarıp sıcak şerbet yapıp içine 10 dakika kadar bekletip servis yapabilirsiniz. Tadında hiçbir değişiklik olmuyor. Bu güzel mutfağı bizlere açtıkları için Rüya Mobilya mağazalarına çok çok teşekkür ediyoruz. Sinem Özen'le Lezzet Köşesi sona erdi.